Ellerine sağlık enişte. Muhabbet çok güzeldi ama artık geç oldu, kalkmamız lazım. Aa, nereye ya bu saatte? Ya Tekin'in üniversiteden arkadaşlarıyla görüşeceğiz de bekletmeyelim şimdi. Başak hadi kalk biz de gidelim. Hadi. Vallahi çok bir uykum geldi. Ne ne uyuması bu saatte ya, erken daha. Kızım yorulduk, sürekli bir aksiyon, kaç gündür. İyi hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Hayda. Ne yapacağım ben ya? Ne oldu ki? Ya dedem bugün Kutay'a her şeyi anlat demişti. Şimdi anlatamadığımı duyunca kıyamet kopacak. Ne yapacaksın peki? İşte o uyuyana kadar ben dolanırım, oyalanırım diyordum da herkes kaçtı. Sen şimdi benim de gitmem lazım dersin. Demeyeceğim. Ben senden istediğin kadar kalırım. İnsan gökyüzüne bakınca ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu hatırlıyor. Ne gibi mesele? Baksana milyonlarca yıldız var. Ucu bucağı olmayan galaksiler. O galaksilerden birinde de dünya var. O dünyada bir ülke. O ülkede de Foça diye bir yer var. Orada da ben varım, Zeynep. Bu evrende hiçbir şey ifade etmiyorum. Benim evrenimde çok şey ifade ediyorsun. Tabii hayatını alt üst ettim. O yüzden böyle diyorsun değil mi? Serin oldu. Biraz yürüyelim mi? Hadi. Efendim anneciğim. Ya uyudu mu? Tamam. Tamam geliyorum ben. Arkadaşlar bırakacak ya. Tamam. Gidebiliriz. Thank you.
Bakmayacak mısın? Ben ne isteyeceğimi biliyorum. Trüf mantarlı filet mignon. Bir çeşit et yemeği ama çok güzeldir. Ben senin kafanı karıştırmayayım, sen bak en iyisi. Hatta sen bak, ben hemen geliyorum. Rüzgar? Vallahi sensin. Oğlum kaç yıldır izini kaybettin. Ne yapıyorsun, ne işin var buralarda? Hatırladın değil mi beni? Mete ben. Okuldan. Ya hala şoktayım. Oğlum tarz yapmışsın. Zor tanıdım ama biliyor musun? Saçlar falan bayağı değişmiş. Öyle oldu. Ne yaptın bunca zaman? Kazadan sonra koptuk. Hiçbir haber alamadık senden. Mete. Zor zamanlardı değil mi? Haklısın. Ama takılıp kalmamak lazım. Hayat devam ediyor sonuçta. Mete. Benim gitmem lazım. Ya dur. Zaten zor bulmuşum seni. Öyle hemen gidemezsin abicim. Mete gitmem lazım diyorum, anlamıyorsun. Bırakmam. Bak birazdan bizim çocuklar gelecek. Bir selfie çekip gönderelim, dipleri düşsün. Ya rahat bırak beni. Ne olmuş buna ya? Yürü gidiyoruz. Nereye? Ne oldu ya? Yürü gidiyoruz. Bir şey mi oldu? Rüzgar. Ya rüzgar diyorum. Rüzgar. Ne olduğunu söylemeden şuradan şuraya gitmiyorum. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Sevmedim burayı ben. Ya. Ya nesini sevmedin? İzmir'in en güzel, en şık restoranı. Burası kasıntı geldi sana değil mi? Ben o kısmı düşünemedim ya. Tabii rahat edemedin. Ya bana bağladın yine. Niye güzel güzel söylemiyorsun bunu? Bak şimdi dönüş yolunda çok güzel bir yer var. Seni oraya götüreceğim. Hem burası gibi kasıntı değil, rahat bir yer. Hadi gel. Hadi. İki porsiyon köfte, bir piyaz, iki de yayık ayranı göndersen bize. Burası iyi değil mi? Kesinlikle. Ne düşünüyorsun? Kafamı karıştırıyorsun. Mesela? Sanki senden iki tane varmış gibi. Böyle biri... O fena bir şey. Hani sen arada sessiz kalıp içine çekiliyorsun ya. Böyle karanlık bir göl gibi. İnsan çekiniyor. Gizemli, soğuk, ıssız. Diğeri? Diğeri güzel bak. Böyle sabah güneşi gibi. Görünce insanın içi ısınıyor, keyfi yerine geliyor. Yani hem yakınsın hem uzak. Hem soğuksun hem sıcak. Biz buraya köfteci diye geldik ama psikolog çıktı. Sanki içinde iki kişi yaşıyor. İki rüzgar var. Biri geçmişe takılıp kalmış. Diğeri bugün de sıkışmış gibi. Tamam. Konuyu kapatıyorum. Ama sen sordun. Ben sormadım. Ne düşünüyorsun ya, sen değil miydin ya? Ben ne bileyim arkasından böyle analizler geleceğini. Tamam. O zaman şimdi sen de beni analiz et, ödeşelim. Senin de içindeki kişi var. Biri... İrfan.
İzmir'deki filemin yerini düşünüyor. Diğeri de buradaki yiyeceği köfteyi. Allah Allah. Sen beni iyice obur yaptın ya. Nerede kaldı köfteler? Acıktım. Evet, İzmir'i gezdik. Köftelerimizi de yedik. Şimdi sırada... İrmik helvası var. Hayır Zeynep, Kutay var. Dedene söz verdik. Bir an önce bitirelim şu işi. Ben galiba bugünün bitmesini hiç istemiyorum. Hadi gidelim, bitirelim şu işi. Şu kızların kaçırılması falan bizi bir gerdi. Böyle after shock gibi bir şey olsaydı iyiydi. After ne? Şok. Aynen, yani bu gerginliğimizi bir şekilde üzerimizden atmamız lazım. Mangal yapıvereceğiz ya. Orada geçer işte. Etleri de iyi vereceksiniz. Oh, mis gibi. Yok be işte Sadık'ım. Öyle değil. Böyle daha relax bir şey. Kadın ruhuna hitap eden bir şey lazım bize. Kızlar, merak etmeyin. Size birazdan çilekli milkshake yapacağım. Allah! Ay ne? En sevdiğimden. Sadıkçım, marine edilmiş etler hazır. İstersen sen bunları çiftliğe götür. Mangal için hazır da beklesin. Kekik atı verdin mi onlara? Yok. Benim tarifimde kekik yok. Kekiksiz olur mu ya? Onu böyle sütün içine sirke de atıvereceksin. Öyle güzel olur değil mi? Sadıkçım. Acaba diyorum koskoca şefe ayaküstü et nasıl marine edilir? Anlatmasan mı? Okul okumuş ama bilmiyor işte be. Hem şimdi ben iki dakikada nasıl öğretivereceğim ona değil mi onu? Cenk, senden geçmiş artık. Sadıkçım, acaba diyorum bunları mangalda yerken mi tartışsak? Bak 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 bak. O zaman tamam ben etleri alayım da giden mangalı yakam. Belki siz de okulda öğretmemişlerdir mangal yakmayı. Olur mu öyle şey? Ben o dersten 100 aldım. İleri mangal yakma teknikleri. Gerçekten mi? Oho, Sazan'a gel. Tamam, akşam yemekte Sazan var, mangalda böyle mis. Allah Allah, etle balı karıştırmasaydık biz ya. Ne acaba? Kızlar, mangal ateşi çok alevli olmamalı. O yüzden etleri atmak için biraz bekleyelim. Tabii tabii. Millet de acından ölüversin değil mi? Ateşin çok harlı olmaması gerekiyor. Ateş çok harlı olursa etlerin dışı yanar, içi de çiğ kalır. Onun çok ince bir çizgisi var. Onu iyi ayarlamak gerekir. Tamam, inceliyorum ben. Şimdi en hızlı yanacakları en aşağı koymuşsunuz. Bir tık yavaş yanacakları üstünde, en üstte kömür. Mükemmel. Hey Allah'ım, ne mükemmel zeka. Gazete lazım olmuş ona. Koy biraz. Ya Cenk, bırak Allah sen. Ateşle ateşle boş ver. Allah Allah. Ya benim kapalı mutfak ortamlarında falan çalıştım ya. Esintiden falan olsa gerek. Tabii. Jipten benzin çekeyim de. Koy bakayım. Belki yanar. Teşekkür ederim. Sözün tutup bu meseleyi çözdüğün için. Yanıma döndüğün için. Aşkım kızım, aşkım kızım. Uy, gel bir sarılayım. Gel, 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 gel. Ah, nasıl korktum. O kadar korktum, o kadar korktum ki. Anneciğim, hep böyle sarılıp duracak mısın? Evet. O patlıcanları tuzla, tuzla. Öyle kararır. Ne diyorduk? Sen bana teşekkür ettin. Ben de sana... Kızım ya. Biz çok korktuk size. Kızlar ya. İçeride tabaklar kaldı. Onları getirebilir misin size zahmet? Tamam. Bu arada
Rüzgar çok sağ ol. Ya çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet. Geri döndüm. Çünkü senin yanına dönmeden... Mangallar yandı. Bırakın şimdi çatalı kaşığı da ekmek arası yaparız. Hadi gel kız, hadi gel gel. Şu mangal işine bayılıyorum ya. Biz böyle keyif yapıyoruz, erkekler çalışıyor. Tabii kızım, hayat müşterek. Ben mesela iş yapmayan erkeği hayatta istemem. Bir de neyi varsa paylaşacak benimle, neyi varsa. Ay, evet ya. Bense selfie paylaşmasın mesela. Öyle yakışıklı olsun ki yanıma yakışsın. Bir de selfie'lerimiz yüzlerce like alsın. Bir de profil fotosunda ince gibi dişleriyle böyle kocaman gülsün. Yazları İspanya'dan, kışları İsviçre'den yer bildirim paylaşsın. Yok artık. O dediğiniz adam profil fotosuna böyle son model arabasının resmini koyan biri olsun da görünsün. Ay. Ay. Kız Allah korusun. Ya ben daha lep demeden, ben ağzımı açmadan Çorum desin yeter. Yüksek IQ. Güzel baksın. Dünyadaki en güzel kadınmışsın gibi hissettirsin sana. İçine işlesin bakışları. Hmm. Bakıyorum da karakterden bahseden yok. Ondan sonra gelip böyle bu öyküzler niye bizi buluyor diye hep ağlarsınız. Ay benim dilim damağım kurudu ya. Böyle buz gibi limonata, buz gibi su getiren biri olsa ona bile razıyım. Buz gibi ayranlığa geldi kızla. Ellerimle yapmıştım ama. Şaka yaptım. Bir ömür böyle sevecek misin beni? Hep böyle genç güzel kalmayacağım. Çirkinleşeceğim. Belki hastalanacağım. Ben bakarım sana. Hem de bir ömür bakarım. Bırak gitsin. Yakaladım. Aferin sana. Yıldızlar saklanıyor bugün. Bulutlu. Ama bizim üstümüzdeki kara bulutlar dağılıyor, değil mi? Ben artık masmavi, aydınlık bir gökyüzü istiyorum. Sakin, huzurlu. Ne dersin? Yakın mı o güzel günler? Yakın. Yani umarım. Bence öyle. Ama tabii her şey yine rüzgara bağlı. Bana yani. Evet. Bakalım esip dağıtacak mısın bulutları, yoksa saklanacak mısın? Bakalım. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Burası çok huzurlu.
Zeynep'ciğim ya. Olur mu böyle? Ben de gelsem. Anneciğim ilk defa gitmiyorum. Rutin bir kontrol zaten. Hem sen hastaneyi sevmiyorsun. Şimdi sıkılırsın, gerilirsin. İyi, peki. Hadi bakalım. Hadi gir içeri sen, merak etme. Günaydın. Günaydın. Önce hastaneye gidiyoruz, sonra? Sonra? Sonrası için plan yapmadık. Ama her şey olur. Aslı o zaman. Oyun bitti. Hala yüz yüze göz göze. Kesin bir şey var sizin aranızda. Kızlar bizi öğrenince çok şaşıracak. Ya da şaşırmayacaklar. Sen ne diyorsun? Bilmem ki. Aslında bir süre... Söylemeyelim mi? Evet, söylemeyelim ya. Şimdi dillerine düşeriz, yanarız. Sonra söyleriz. İyi değil mi böyle pislik herif? Seni buradan göndermek fazla olur. Her şey yolunda görünüyor. Ama son günlerde fazla stres yaşadın. Biraz dikkatli olmalısın. Yok. Stres falan yok. Bir rüzgar geldi, bütün bulutları dağıttı. Artık her yer günlük güneşlik. Zeynep'ciğim unutma, kalbin senin en değerli hazinen. Ona iyi bakmalısın. Merak etme Civan amca. Çarpmaya bağlı kafa travması, bilinç kapalı, tansiyon 80'e 40, nabızı 55, iç kanama olabilir. Hemen hemen yatağını hazırlayın. Lütfen içeri gidemezsiniz yasak. Şöyle oturur musunuz? Kızım İzmir'de öğretmen. Bugün dersi yokmuş. Yoldan aradı kahvaltıya geliyorum diye. Yavrum yavaş gel dedi. Tamam anne dedi. Gelin, gelin oturalım şöyle. Değilsiniz biliyorum ama kızınızın organlarını bağışlayıp
birçok insana yaşam umudu olmayı düşünür müsünüz? Bekleyen çok hasta var. Bir doktor olarak bunu sormak zorundayım. Lütfen doktor bey. Lütfen. Kızınızın beyin ölümü gerçekleşti. Ama organları hala hayat kurtarabilir. Başınız sağ olsun. Biliyorum acınız çok büyük ama bir şey söylememe izin verin. Ben hiç evladımı kaybetmedim. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Ama ölüme yaklaşmanın, zamanla yarışmanın, umut etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben de bir başkasının kalbini taşıyorum. Lütfen bir kez daha düşün. Zamanında birinin bana verdiği gibi siz de bir başkasına hayat verebilirsiniz. Acısını o kadar çok hissettim ki. Bana sarıldığında içi titriyordu. Öyle sımsıkı tuttu. Kendi kızına sarılıyormuş gibi. Ailesini organ bağışına ikna edip çok önemli bir şey yaptı. Aslında yapmam gereken daha önemli bir şeyi hatırladım. Neymiş o?
kalbini taşıdığım kişinin ailesini bulacağım. Ameliyattan sonra onları bulup teşekkür etmek istemiştim ama dedem izin vermemişti. Geçmişini bırak, geleceğine bak demişti. Ama ben böyle olsun istemiyorum. Bulacağım onları. Neden? O kişi öldüğü için hayattayım çünkü. En azından sevdiklerini, ailesini bulup onlara teşekkür edip vefa borcumu ödemek istiyorum. Bu çok doğal bir şey. Bence dedem bu sefer engel olmayacak. Anlayacak beni. Rüzgar! Ben de sana bakmıştım. Ne oldu yine? Seni de yalnız bırakmaya gelmiyor. Hemen bir olaya karışıyorsun. Bak yine yüzünden düşen bir parça. Kim bilir yine neler yaşadın. Rüzgar, şu kafanın içinde dönüp duran düşünceleri benimle de paylaşır mısın lütfen? Zeynep, geçmişi araştıracakmış. Ona kalbini veren insanın ailesini bulmak istiyor. İşte bu. Hadi bakalım. Şimdi bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Nereden çıktı şimdi bu mesele? Ya merak ediyorum Dedoş, anlasana. Kimin kalbini taşıdığımı bilmek istiyorum. Hadi ver hastane dosyamı. Hayır efendim, veremem. Ya neden böyle yapıyorsun Dedoş? Kötü bir şey değil ki bu. Hadi ne olursun lütfen. Hadi. Sen bu saatten sonra Zeynep'i kaybetmeyi göze alabilir misin? Hayır. O zaman yapılacak şey çok net. Geçmişi araştırmaması için Zeynep'i ikna edeceksin. Bir şekilde engel olacaksın ona. Gerçeği öğrenmesini istemiyor olabilirim. Ama ona dur diyemem. Rüzgar, bak bu konu çok ciddi. Eğer Zeynep Meltem'i öğrenirse gerisi çorap söküğü gibi gelir. Söylediğim bütün yalanlar ortaya çıkar. Bunu mu istiyorsun? Bu gerçek ortaya çıkarsa Zeynep'i kaybedersin. Yapılacak şey çok belli. Zeynep gerçeği öğrenmemeli. Hayır dedim sana. Güzel kızım. Canım torunum benim. İnsani bir şey olduğunu da anlıyorum. Bulalım bu aileyi. Teşekkür et. Ama ne adresleri var elimizde, ne de isimleri. Hiç mi bir şey yok? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Üstelik bu aile isimlerinin açıklanmasını da istemiyor biliyorsun. Belki ben araştırmayayım diye sen öyle söyledin. Belki her şey yazıyor dosyada. Zeynep, bu konu kapanmıştır, tamam mı? Çek şu sandalyeyi karşıma. İki tane de kahve söyleyelim. Başka konularda dede, torun güzel güzel sohbet edin. Ha canım? Sağ ol dedeciğim ama benim gitmem lazım. Zeynep, dedeye küsülmez kızım. Küsmedim ki. Bal gibi küstün işte. Şu an hiç havamda değilim be arkadaş. Kafam çok karışık. Böyle boş boş durdukça daha çok sarıyor insan. Bir şey yapmak lazım ama ne? Aferin arkadaş. Aferin sana. Kalbini taşıdığım kişinin ailesini bulacağım.
kişi öldüğü için hayattayım çünkü. Selam. 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 Kaptır mısın kendini? Çalışmak iyi geliyor. Kalbimle ilgili bir bilgi edinemedim. Dedeme sordum ama bir şey bilmiyorum dedi, geçiştirdi. Elde var sıfır. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Kimin kalbini taşıdığımı öğreneceğim. Onu ve ailesini çok merak ediyorum, biliyor musun Rüzgar? Belki bir kardeşi vardı. Ya da abisi, ablası. Hatta hoşlandığı biri vardır belki. Olur ya. Kim bilir hayatında neler yarım kaldı. Keşke bende bir fotoğrafı olsaydı. Nasıl biri olduğunu o kadar merak ediyorum ki. Gözlerini, saçlarını. Yeter artık Zeynep. Bırak artık bunları. Yanlış yapıyorsun. Niye yanlış yapayım Rüzgar? Kendimi borçlu hissediyorum. Sadece ailesini bulup... Ya unut artık onu. Anlamıyorsun, unutman lazım. Çıkar aklından. O öldü. Şimdi sadece sen varsın. O yok, o gitti Zeynep. Ne oluyor Rüzgar? Anlamıyorum, senin ne bu hal? Ben senin iyiliğini düşünüyorum Zeynep. Onu araştırmak sana iyi gelmiyor. Geçmişi kurcalamayı bırak. Bugün hastaneden sonra ne hale geldiğini hepimiz gördük. Beni şu kadarcık bile anlamıyorsun değil mi? Ya ben o insanın bir parçasını taşıyorum. Kalbim her çarpımda onu hatırlıyorum. Sen Rüzgar. O senin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama benim için öyle değil. Ya tek istediğim ailesini bulup bir teşekkür etmek. Bu kadar basit. Ama sen bunu bile anlamıyorsun. Beni anlayacağını düşünmüştüm. Kimse anlamasa bile... Sevdiğim adam beni anlar demiştim. Ben kararımı verdim. Kalbimin sahibini bulacağım. Garip bir veda olan.
Ne var, ne istiyorsun? Yine bağırıp çağırmaya mı geliyordun? Ben senden özür dilemeye geldim. Ben de İzmir'e gidiyordum. Ameliyatım yapıldığı hastaneye, bir şeyler öğrenmek için. Tamam. Ben de geliyorum. Yanımdasın yani. Yanındayım. Yanlış yaptığımı düşünmüyorsun. Gidelim bakalım. Ne olacaksa olsun. Ama bu sefer arabayı ben kullanacağım. Hadi bakalım. Sen mi az konuşuyorsun, yoksa ben mi çok konuşuyorum? Bu yolda bir şey var herhalde. İkimizden biri hep dalgın oluyor. Neyse ya. Kara kara düşünüp dert edinmenin alemi yok. Gideceğiz oraya, her şeyi öğreneceğiz, rahatlayacağız. Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Beni anlayacağını biliyordum. Nevin hemşire vardı. Hastalığım boyunca çok yardımcı oldu bana. Onun yaptıklarını unutamam. Yola çıkmadan önce onu aradım. Bana kalbini bağışlayan kişiyle ilgili bilgi edinmek istiyorum dedim. Hastanede kimsenin bir fikri yokmuş ama bakalım araştıracağım dedi. Arıyor. Alo. Alo. Bir dakika. Zeynep, bir şeyler öğrendim. Nedir? Ne öğrendin? Senin aradığın bilgi sadece İl Sağlık Müdürlüğü'nde bulunabilirmiş. Ancak müdür ulaşabilirmiş. Nasıl yapacağız peki? Müdürü tanıyan bir arkadaş aradı kendisini. Görüşmeyi kabul etti. Seni bekliyor şimdi. Elim ayağım titriyor ya. Niye bu kadar heyecanlandıysam? Birazdan her şeyi öğreneceksin. Ya düşünsene. Belki onlar da beni arıyorlardı ama izin bulamadılar. Ya da buldular ama çekindiler gelmeye. Ya bence bu çok güzel bir hikayenin başlangıcı olacak. Bak gör. Umarım öyle olur. Rüzgar, bir şeyler söylesene ya. Gözünü seveyim. Heyecanlıyım, görmüyor musun? Yatıştır beni. Ben de heyecanlıyım. Girelim o zaman. Hadi. Girin. Merhaba Yılmaz Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Oturun lütfen. Sizi anlıyorum. Fakat bizim de dikkat etmemiz gereken bazı etik kurallar var. Organ ve doku nakillerinde hastalarımızın ve bağışçılarımızın mahremiyetini korumak mecburiyetindeyiz.
Geleceğinizi haber alınca dosyanızı inceledim. Bağışçılar ne yazık ki kimlik bilgilerinin gizli kalmasını talep etmişler. Ama benim onlara ulaşmam lazım. Hayatımı onlara borçluyum. Şimdi yaşıyorsam onlar sayesinde. Sadece bir teşekkür etmek istiyorum. Kararlarına saygı göstermeniz onlara en büyük teşekkür olacaktır. Belki kararlarını değiştirmişlerdir. Belki onlar da evlatlarının bir parçasının yaşıyor olduğunu öğrenince mutlu olurlar. Benim kötü bir niyetim yok ki. Zorda bırakmam onları. Sadece teşekkür etmek istiyorum. Onları üzecek hiçbir şey yapmam. Lütfen. Üzgünüm Zeynep. Dosyadaki bilgileri seninle paylaşamam. Şimdi çıkmam gerekiyor. Bir seminere davetliyim. Müsaade ederseniz. Zeynep. Hadi çıkalım. İyi günler, hoşça kalın. Ya Rüzgar, biraz daha mı ısrar etseydim acaba ya? Sadece uzaktan göreceğimi söz verseydim belgeleri gösterir miydi acaba? Israr etmenin bir faydası olacağını düşünmüyorum. Zeynep. Zeynep, ne yapıyorsun? Al işte kilitli kapı. Bu basit bir kilit ya. Sen açarsın hadi. Zeynep bak, güvenlik falan vardır, yakalanırız. Ya ben hemen gelene kadar ona alırım dosyayı. Hadi. Zeynep, ne yapacaksın? Adamın dolabını mı kıracaksın? Hayır ya, anahtar elindeydi. Buralarda bir yerde olması lazım. Şimdi biri gelecek Zeynep. Ya konuşma, ben çalışayım Rüzgar, hadi. Zeynep. Buldum. Tamam, hadi açalım hadi. Hiçbir şey yok.
sadece tıbbi bilgiler. Tahmin ettiğiniz üzere dosyayı araştırmaya geldiler. Fakat ben herhangi bir bilgi vermedim. Üstelik dosyadaki önemli bilgileri de çıkardım. Tamam. Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Sağ olun. Yılmaz Bey öğleden sonra yok. Hay aksi. O zaman daha sonra geliriz biz. Hadi. Hay anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Ben kovaladıkça o kaçıyor sanki. Tam yaklaştım diyorum, buhar olup uçuyor. Belki de öğrenmemen gerekiyor. Bazen akışına bırakmak gerekir. Ben hiçbir şeyi akışına falan bırakmam. Kim olduğunu öğreneceğim ya. Bu kadar zor olmamalı. Öğreneceğim. Bir yerde bir mola verelim mi? Tek isteğim onları bulup sarılmak, sohbet etmek, konuşmak. Düşünsene. O insanlar beni gördüğünde kaybettikleri evlatlarını hatırlayacaklar. Peki bu onlara iyi gelecek mi? Seni görmek, sana dokunmak, seninle konuşmak. Ben o insanın bir parçasını taşıyorum Rüzgar. O kalbi seven beni de sevecektir eminim. Umarım aradığını bulursun. Bir keresinde yaşlı bir adam bana kalp sevdiğini bulur demişti. Ben buldum bile. Bugün kesin ulaşırız onlara diyordum. Dediğim gibi akışına bırakman gerekiyordur belki de. Bu mu yani tek söyleyeceğin? Ne duymak istiyorsun? Biraz destek olsan, elimden tutsan, bir iki güzel şey söylesen falan. Zeynep, şu an sinirlisin. Bence hiç biz bu... Hayır. Konuşalım. Başta önemsemiyordum bu tavırlarını ama artık yeter. Ne bu böyle Rüzgar? Ne yaşıyoruz biz? Ben sana kalbimi bu kadar açmışken sen bana böyle davranamazsın. Hakkın yok buna. Bence sen ne istediğini bilmiyorsun. Hatta belki şimdiden pişman oldun. Hayır. Ne o zaman? Hissettiklerimi senin kadar ifade edemiyorum ben. Duygularımı senin gibi coşkuyla yaşayamıyorum. Bunları yapmana engel mi? Ben? Öyleyim ben. Zeynep. Ben yorgunum, eve geçip dinleneceğim. Tamam. Görüşürüz. Merak etme,
kimse görmez bizi burada. Diyelim ki gördüler. İki arkadaş oturduk, dertleşiyoruz. Değil mi? Ayrıca seninle dertleşmeyi de özledim. Sen özlemedin mi? Eski günlerde olduğun gibi. Babam öldüğünden beri yakamı hiç bırakmadım be dayı. Dayı dediğin böyle günler içindir. Annen sana nasıl ulaşacağını bilemiyor. O yüzden iş bana düşüyor. Şimdi olduğu gibi. Annemin derdi bana ulaşmak değil ki dayı. Benim hayatımı kontrol etmek. Evet. Yapısı öyle. O her şeyi kontrol etmek istiyor. Beni de. Neyse. Sen şimdi anlat bakalım. Zeynep'le neler oluyor? Asıl sen anlat bakalım. Teyzesiyle neler oluyor? Önce sen. Anlatacak bir şey yok ki dayı. Zeynep'e gerçeği anlatacak cesaretim yok. Hepsi bu. Karşı neler hissettiğin gün gibi ortada. Rüzgar, çöz artık bu bilmeceyi. Çöz çünkü böyle uçsuz bucaksız bir yolda nereye varacağını bilmeden yürüyorsun. Korkuyorum. Sonu karanlığa çıkacak. İncinen yine sen olacaksın diye korkuyorum. Nereye varacağım ya da nereye gittiğim ben de bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Artık ayaklarım yere sağlam basmanın ve geçmişimle vedalaşmanın vakti geldi. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Evet. Bir şeyi beceremedi beceriksiz herifler. Sipariş iptal edildi. Hepsini kovacağım. Hepsini kovacağım. Sadık! Sadık! Aa, ne işin var senin bu havada dışarıda kızım? Hava serinledi, hastalanacaksın. Geç içeri yavrum, hadi. Yok dedoşum, bak ceketim var, üşümüyorum, merak etme. Tamam, tamam. Sadık! Neredesin oğlum sen? Efendim Muammer amca. Doğru, Rüzgar'ın oraya git. De ki yarın iş iptal oldu, sipariş iptal edildi. Gelmesin sabahın kör karanlığında, tamam mı? Tamam, hemen gidiverdim. Hadi koş. Allah'ın cezası herifler ya. Sadık. Sen hiç zahmet etme. Ben zaten o tarafa yürüyüşe gidecektim. Ben söylerim Rüzgar'a. Aa, katiyen olmaz. Sadık. İyi. Herkesin de gücü bana yetiyor be. Aslansın aslan. Ben de sana geliyordum ama evde değil misin demek ki? Bana bir şey mi söyleyecektin? Hayır. Hiçbir şey söylemeyecektim. Dedem haber yolladı da yarın sabahtan gelmene gerek yokmuş. Halletmiş işleri.
İyi geceler. Ben sana geliyordum ama. Neden? Zeynep. Evet. Ben seni üzmek istemedim. Benim derdim kendime. Ama çözeceğim. Değişeceğim ben. Sadece... Bana biraz zaman ver. Bir daha senin kalbini kırmayacağım. Söz veririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.